Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Fekad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb kulûbinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك Amin. Allahümme enfa'na bil Kur'an-ı Azim. Ve barik lena fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullahal hayyel kayyum. Hassantukum bil hayyel kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri günlerimizin, gecelerimizin kıymetini bildirsin. Amin. Önümüzde gelecek Berat gecesine nasuh tevbesiyle kavuşmayı müyesser eylesin. Amin. Çünkü önümüzdeki Berat gecesinde affolmayacak kimseler var. Beraatlerini alamayacak kimseler var. Bu hususta Şaban-ı Şerif Risalemizde özel bir bahis var. Ve 20 maddede bunlar özetlenmiştir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Beraat gecesinde affolmamıza mani olacak. Bütün fenalıklardan kötülüklerden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Onun için şimdi mübarek gece geliyor. Cumartesi pazara bağlayan gecedir. Allah-u Teala bize rahmet etti ki cumartesi pazara bağlayan gece olmasında bir kolaylık oldu. Çünkü Berat gecesi hiç uyunmadan ihya edilmesi müstehap olan gecelerdendir. Kadir gecesinden sonra en faziletli gecedir. Kazaların, kaderlerin efendim istinsak edildiği, bir senelik hesapların yapıldığı gecedir. Bu itibarla işte namazları var. O gece konuşacağız inşallah. Allah Teala nasip ederse ibadetleri var. Onun için ihyası biraz kuvvetlidir. Zordur. 100 rekat namaz. Onlar ihlas ile diyelim, 1000 ihlas eder. Bunun dışında sair ibadetler var. Bayağı iş var. Onun için ertesi günde pazar olmasında ne kolaylık var? Sizin çoğunuzun işleriniz tatil olacağı için sabah işraktan sonra dinlenme imkanınız olur. Aksi takdirde tabii memur olanlar, işçi olanlar pazartesiye, salıya, çarşambaya çatsa gitmek zorunda kalırlar. Bu da tabi geceden uyumalarını icap ettirir. Böylece Rabbimiz bu mübarek gecede bizlere lütfetti.
İnşallah tatil gecesine rastladığından ertesi günde istirahat edersiniz. Ama işrak kılmadan istirahat etmeyin. İşrak namazı sabah namazından yarım saat sonra oluyor. Güneş doğduktan sonra. İşrak da kırıldıktan sonra inşallah istirahat edilir. Günü de gecesi kadar kıymetlidir. Yani pazar günü de gecesi kadar kıymetlidir. Orucu kuvvetle müstehaptır. Onlar o gece konuşulur inşallah. Rabbimiz Tebareke ve Teala hayırla kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Affımıza mani olacak fenalıklardan muhafaza eylesin. Amin. Onun için şimdi insan evvela Berat gecesini tabi kavuşur muyuz, kavuşamaz mıyız o da belli değildir. Birkaç gece vardır ama bizim ölümümüze acaba ne kadar var? Onu bilmediğimizden bu hususta kimse kesin konuşamaz. Onun için biz her an ölecekmiş gibi hazırlıklı olalım inşallah. Velakin geçen sene beraattan ölümümüz yazılmadıysa, ecelimiz kesilmediyse bu beraate çıkarız inşallah. Ama ahiret yolculuğu devam ediyor. Mısriye teyzemizi kaybettik bu arada. Allah rahmet eylesin, derecesini âli eylesin. Efendi Hazretlerimizin sevdiği insanlardan idi. İşte manevi gözü açık olduğu zannedilen hanım annelerimizden idi, vefat etti. İsmail Ağa Camii'nde kıldık. Efendi Hazretleri öyle buyurmuş hacı annemizi gönderirken. Git ona benden selam söyle, o benim selamımı duyar. Böyle bir insan. Ondan sonra daha nice tabii tanıdıklardan, eş dosttan vefat edenler oluyor. Ruhu için Mısriye teyzemizin ve sizin de geçtiklerinizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resulü. Rabbim hediyelerimizi ihsal eylese. Amin. Evet, Resulünün ayında sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek ayda, Şaban Şerif ayında. Evet. Onlar vefat edenler tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından karşılanıyorlar. Bütün Müslümanlar ilk soru cevapta bu zatı tanıyor musun diye Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ediyor. Ve mübarek cemali zuhur ediyor. Allah Teala cümlemize tanımaz olur muyum bu benim peygamberim demeyi müyesser eylesin. Amin. Amin. Onun için ölüm bu itibarla mahşerden önce, kıyametten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi alenen, açıkça asli hılkati ve sureti üzere görmeye vesile olduğundan ölüm de bu noktada istenen bir şey. Çünkü Resulullah ile görüşme vesilesidir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Evet. Bu şekilde yolculuklar devam ediyor. Bak bugün Kozlu şeyinde, mezarlığında diyor Ahmet Efendi İmam kardeşimiz 18 cenaze yıkadık diyor. Efendim İstanbul'da normal yazın 200 kişi ölüyor her gün. Kışın tabi fazla insan oluyor diye 300 ortalama, yani günlük. Bu bayağı bir rakam. Hemen hemen şurası kadar bir rakam yani. Bu cemaatin her gün bu ölüyor. Ama biz yollar boşalmadığı için, yine trafik akışı devam ettiği için zannediyoruz ki hiç ölen yok. Zannediyoruz. Fakat ölen çok. Biz de işte geçen seneden yazılanlar bu beraate kalamıyor. Ama biz tabii daha ömrümüz var ise bu beraati de göreceğiz. Allah dostları gibi kavuşanlardan eylesin. Amin. Amin. Evvela mesele bu. Şimdi beraat gecesinde af olmayanlar meselesi önemlidir. Çünkü insan evvela neye bakacak? Ben beraat gecesine kavuşacağım ama ne amellerle kavuşacağım, ne günahlarla kavuşacağım? Bunlardan bir an evvel tevbe edeyim de efendim kurtulayım. Ta ki o gecede af olunanlar, beraatini alanlar listesine dahil olayım. Bunu düşünmesi lazım. Bunun için tedbir alması lazım. Şimdi burada Şaban Şerif Risalesi var. Bu Şaban Şerif Risalesini niye yazdık? Herkes burada kendine ayar çeksin diye yazdık.
burada ne var? Af olmayanlarla ilgili bir bab var. 202. sayfede. Sizi hiç alakadar etmiyor tabii. Neden? E bizim o günahlarla ne alakamız var bize? Biz mübarek adamız. Biz garanti beraat alırız. Onun için yani o bölümü hiç okumadık. Halbuki hepimizin o bölümle alakası var, o sakatlıklarımız var. Sakatlıklarımız var. Onun için evvela o bölümü okumak lazım. Ama buna tabii şimdi benim anlatmam, bir kere anlatmıştım uzun. Bir zaman, ya geçen sene ya belki sene uzun belki bir anlatmışlığım var. Hepsini şu anda tabii anlatamıyorum. Kısa kısa da olsa bu maddeleri okumanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum. Çünkü bu madem yazıldı, burada ilk madde mesela nedir? Evvela günahların en büyüğü, başında gelen günah nedir? Şirktir. Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Efendim onun için Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh'a rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: يَطَّلِعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِلَى خَلْقِي فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانِ فَيَغْرُ لِجَمِيعِ خَلْقِي اِلَّا لِمُشْرِكِ اَوْ مُشَاحِنْ. Allah tebareke ve teala Şaban'ın yarı gecesi, yani 15. gece Berat gecesinde bütün kullarına nazar eder, tecelli eder, bakar şöyle bir, yani her zaman görüyor ama bu özel bir bakış atar ve affetmedik bir kul bırakmaz. İki kul kaldı, fakat tabi burada 20 tane madde var. Bir hadiste iki söylediği zaman sen o hadise bakaraktan bunun dışındakiler hepsi affolur diyemezsin. O hususta başka hadisler var mı yok mu onlara bakacaksın. Peki biz ne yapıyoruz? Bu kitapları yazarken kaynaklara bakıyoruz. Niye fazla kitap açıyoruz? Çünkü burada bu hadisi alır, orada onu alır, orada onu alır. Bunların hiçbiri birbiriyle çelişmez. Bu sohbette bir şey söylenir, bir daha sohbet başka bir şey söylenir. Bunun gibi bunlar bir araya getirilir ve böylece toplanan maddeler 20'ye ulaşmıştır. Ama bunlar ana maddelerdir. Bunun teferruatı A, B, C, D'leri vardır. Bunlarla beraber af olmayanlar sınıfından bayağı bir 50-60 çeşidi çıkıyor. Bu af işi de o kadar kolay bir şey değildir. Zaten af olduktan sonra hiçbir sorun kalmıyor yani. Kim af olmaz, kimi affetmez diyor? Şirk koşan. Efendim bir de kin tutan. Şimdi bu kin tutanın da manası vardır. Yine Ayşe anamızdan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Cibril bana geldi dedi, bu gece hadi leylatün nisfi min Şaban, Şaban'ın 15. gecesidir. Velillahi fe'ute kavminen nar bi'adedi şuhuri ganem kelb. Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar bu gece af olan var. Bunları konuşuruz Kandil gecesinde. Ama ve la yanzurullahu fiha, bu kadar insan af olurken Allah kimlere tecelli etmeyecek? Yani onları affetmeyecek. İlâ müşrikin, şirk koşanları. Ve la ilâ müşahin, kin tutanları. Ve la ilâ kâtı rahim, akraba ilişkisini kesenler. Ve la ilâ müşbilin, kibirden eteğini sarkıtıp hava atarak kezenleri. Ve la ilâ akil valide, ana babasına isyan edenleri. Ve la ilâ müdbini kamr, içki içmeye devam edenleri. Bu da diğer bir hadis-i şeriftir. Şimdi demin iki müstesna vardı. Şimdi kaç müstesna oldu bu hadiste? He? 1, 2, 3, 4, 5, efendim, 6. Yani deminki 2'yi saymazsanız 4 ilave geldi. Yani ne oldu ilaveyle? 6 oldu. Abdullah ibn Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Yattaliullah azze ve celle ila halki leyleten nisfü min Şaban, Şaban'ın yarı gecesi tecelli yap, bütün kullarına tecelli eder. فَيَغْفِرُ الْعِبَادِ, bütün kullarını mağfiret eder. اِلَّسْنَيْنِ, iki kişi dışta kaldı. Müşahin, kin tutan, onu anlatacağım, onun manası kısaca da. Ve katili nefs, adam öldüren. Ne oldu, bir tane daha ilave oldu? 7. Ebu Se'alebetel Huşeni, bunların hepsinin kaynakları var burada. Bunu Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Ebu Se'alebe radıyallahu anh rivayet ediyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: اِذَا كَانَ Leyletün nisf min Şaban, Şaban'ın 15. gecesi. İttala Allahu ila halqi, bütün kullarına tecelli buyurur. Allah Allah, ne büyük tecelli ya. Feyagfiru lil müminin, bütün inananları affeder. Ve yumlilil kafirin, kafirlere
mühlet verir. Ne kadar? Ya inanırsınız der, inanıncaya kadar yaşayın, ya da geberirsiniz, cehenneme kadar yolunuz var, size müsaade. Ve yed'u ehlel hikdi bi hikdihim hatta yed'uhu. Kin tutanları, kindar insanlar var, kindar. Bu kin tutanlarda tabi kısımlar var. Onları da madde madde tabi vaktim yetişmez o kadar uzun. Ama ana başlıklarını söyleyip geçerim. Sizi nereye havale ediyorum? Kitaba. Kaçın sayfede başladı? 202. Kaçta bitiyor? 224. 22 sayfedir bu konu. Affolmayanlar bahsidir. Şimdi hepimizin bu işten dertlenip de bir beraat gecesi gelecek de Kelp kabilesinin koyunlarının kılları çokluktan kinayedir. Bu kadar insan affolurken ben niye dışarıda kalayım? Yazık değil mi bana ben ölürsem bu sene? Demek için şuradaki maddeleri okursanız Allah Teala en azından bakar ki bu kullarım en azından affolmanın yolunu arıyor. Affolmayacak işlerden uzak durmaya çalışıyor. Hiç olmazsa beraat gecesinin arefesinde bir tevbe-i nasuh üzere tevbeye yöneliyor ve karar veriyor. Allah bizden bunu görmek istiyor. Ama sen hala beraat gecesine 3 gece kalmış, sen hala davul zurna çal oyna, film dizi bilmem ne salakana gibi gez. Ondan sonra beraat gecesi geldi mi camiye gel, ondan sonra hep affolduk çık dışarı. Nasıl affolduk? Nasıl affolduğumuza garanti aldık? Burada şartlar var. Ya sen o günaha devam ediyorsan nasıl affoldun? Bu kadar hadis sana bana kime geldi? O zaman sadece beraat gecesi herkes affolur deriz, çıkarız dışarı zaten. Zaten o zaman o kadar sıcakta oturup vaaza da lüzum yok. Affolduk ya. İş bitti. Düğün baklava börek yiyelim. Mesele affolduğumuz ne belli? Biz şimdi çare arayalım. Şu birkaç gün bunu yayalım, yayın yapalım yani bu meseleyi. Bak beraat gecesi geliyor kardeşim. Beraat alamayacaklar var. Bunlar kimlerdir? Kindarları kinleriyle terk eder ve onları hiç affetmez, öyle terk eder. Bu kin meselesinin şeyi tabi tafsilatı var. Uthman ibn Ebil As radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu kainatın efendisi. Bütün bu hadisler bize kimden geldi? Resulullah'tan geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç bugüne kadar böyle görmemiştim. Dün gece görmek nasip oldu elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'e. Rüyamda görmek nasip oldu. Evvelce gördüm fakat tabii çok bu seferki net gördüm. Ama sorsanız ki şu kadar insanlardan tanıdıklarımızdan kime en çok benziyor? Aynı Efendi Hazretlerinin yüzü. Bizim Efendi Hazretlerimizin yüzü var ya, kaldır onu koy onu. Yalnız şey yani sakalları tabii çok beyaz olmadığından şeyi böyle yatıyor. Bir caminin içerisinde efendim kabri şerif diyorlar ama kabir değil, böyle ranzalar var. İkinci ranzada üstünde yatıyor. Ranzanın üstünde yatıyor. Şallara sarılı, sadece mübarek yüzü çıkmış. Sakalı şerifi böyle dışarıda. Fakat böyle ara sıra hareket ediyor. Kıpırdanıyor, o iyi. Yani çok hayra alamet. İnşallah yeniden sünnet canlanacak. Diri görürsen, hareket ediyorsa sünnet canlanır. İnşallah. Fakat sonra bayağı durdum, orada bir zat daha var. O da kahverengi bir elbise giymiş, o da uzun sakallı, konuşuyor. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyor, onu da tanımıyorum kimdir nedir. Sonra birden kendimizi içinde buldum. O kabri şerif olan yeşil bir ışık var orada. İçinde buldum, yanaştım. Kimseyi de görmedim. Fakat dedim kendi sahabe oluyor gören ama dedim acaba bir de mübarek vücuduna değsek de hani ateş değmez bize diye. Bir de cesaret ediyorum, bir de korkuyorum ama bir cesaret gittim. Herhalde şu boynundan açıldı, biraz belinden iki yerine değdim. Fakat köpük gibi hiç değdin değmedin anlamıyorsun. İpek. İpek. Fakat sonra çok haya ettim, utandım. Çıktım dışarı dedim acaba edepsizlik mi ettim? O zat baktım kapıda duruyor o konuşan. Efendimizle konuşuyor. Efendimizin cevabı yok ama o konuşuyor. Dedim ki ben dedim böyle bir şeye cesaret ettim ama edepsizlik mi ettim dedim.
Dedi ki senden başkası yapsaydı edepsizlik olurdu. Senin niyetin iyidir, niyetine bağışlandı. Yani sevgiden yaptın. Teberrüken ama tabii yoksa öyle mübarek vücuduna değmek şeklinde yanaşmak çok uygun değil. Biraz uzak durmak edebe daha uygundur ama işte muhabbetten olduğu için iyi niyetten sana zarar olmaz dedi. Dediler buna. Şimdi bu kadar senedir hadis-i şerif, hadis-i şerif, hadis-i şerif kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim salavat-ı şerife okuyoruz, ediyoruz. İnşallah işte gören hadis-i şeriflerde müjdeler var. Beni gören cehenneme girmeyecek. Beni gören men râni fil menâm fesirâni fil yakadâ. Beni uykuda gören yakında uyanıkken görecek. Bu çok büyük hadistir. Yakında uyanıkken görecek. Men râni fil menâm lâ edhulünnâr. Beni uykuda gören cehenneme girmeyecek. Men râni fil menâm fekad râil hak. Beni gören hakkı görmüştür. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَمَثَّلُ بِي Şeytan benim asıl suretime giremez. Bu çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. İnşallah Rabbimiz size de nasip eder inşallah. Teşvik olsun diye söylüyorum. Bir de niyetimiz iyidir. Biz bu yolda hizmette niyetimiz iyidir. Niyet iyidir, akıbet iyidir. Yani biz size hizmette niyetimiz iyidir. Ve sünnete hizmet. Ve ehli sünnete hizmette niyetimiz iyidir. Amelimizde kusur küsur çok. Amma ve lakin Rabbim amele göre değil, niyete göre muamele ediyor. İnneme le'amal bin niyyat. Onun için hep beraber niyetlerimizi yeniden gözden geçirelim. Yeniden onun sünnetine, hizmete niyet edelim. Yeniden onun yolunu canlandırmaya niyet edelim. Bu mübarek ay kimin ayı? Muhammed Mustafa'nın ayı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu kadar yazdım, kitap yazdım. Resulullah Efendimiz'i rüyada görmek için bu kadar onun medyesine kitap yazdım. Fakat sonra bir amel buldum. Gece 1:30'da bir kitap açtım. Kitaba bir baktım, diyor ki şunu şunu yaparsan hemen görürsün diyor. Hemen elhamdülillah nasip oldu. Bu biraz kolay iş. Ama bakayım onu size yazmamışım onu. Çünkü kitapta yeni gördüm. Devamlı niye kitap alıyoruz, okuyoruz? Birinden birinde daha kolay bir şey kurtuluşumuza vesile olur diye okuyoruz inşallah. Size de onu öğretiriz inşallah. Şimdi tabii kitaba yazamadım. Yeni bir kitabım şu anda o hususta yok. Ancak siz inşallah salavat-ı şerifelere devam edin. Şaban-ı Şerif ayında bu mübarek ayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeyi çok olur. Tecellisi çok olur. Şefaati çok olur. Çünkü salavat-ı şerife ayeti hangi ayda indi? Şaban ayında indi. Bakın burada hadis-i şeriflerde rivayetlerde diyor sese ne oldu? Bir ayarsızlık oldu. Hicretin ikinci senesinde Allah ve melekleri Resulullah'a salat ediyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de ona salat selam edin ayet-i kerimesi Şaban ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Onun için Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok salavat okuma ayıdır. İnşallah Rabbim cümlemize okumayı nasip eylesin. Fakat tabii siz diyorsunuz ki bizim işimiz çoktur. Bazı insanlar çok salavat-ı şerife okuyorlar. Günde 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000 salavatlar okuyanlar var. Allah'ın böyle dostları var. Sırf salavat-ı şerife ile meşgul oluyorlar. Salavat-ı şerifeye devam ede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile uyanıkken görüşmeye başlıyorlar. Uyanıkken. Rüyada değil. Bu yüksek makam. Efendimiz, Efendi Hazretlerimize geldi ya hastanede. İbni Mesud Hazretleri ile geldi de dedi ya beni kaldırın. Resulullah geldi sallallahu aleyhi ve sellem. 10 dakika görüştüydü. Anlatmıştım size. Ha şimdi o makam, o çok yüksek makam. Yaka zaten yani uyanıkken görüşme makamıdır. Ama bunun da yolu nedir sorsalar, salavat-ı şerifeye çok devam ve sünnete tam ittiba. O zaman inşallah bu iş rüyadan da ileri geçer. Ayıkken de görmek nasip olur. İnşallah ama biz şimdi hiç olmazsa salavat-ı şerifeyle meşgul olalım ama bu hususta da bak şu salavat-ı şerife kitabı Şaban ayının yarısı oldu. Hiç elinize aldınız mı bu sene? He? Okudunuz mu?
Bu bir acayip kitaptır. Adamın birisi umreye gidecekti, parayı denkledi. Bütün parasını hazırladı. Rüyada dediler ona ki rüyasında, sen umreye gitme, umre paranla bu kitaptan dağıt. Adam, ben tanımıyorum. Adam da efendim tabi o kendi 10.000 tane bu kitaptan dağıtmış. Bizden haberimiz yok. Biz ondan para mara almıyoruz. Yani biz bir para almadık. Kendiliğinden adam onu dağıtmış. Bana ait bir şey değil. Hatta bastırmış onu. Biz dedik ya sen baskı basım evi dedi, telefon etmiş ona. Çünkü bu şeyleri ben basmıyorum bunları. Telifler bende değil. Demiş ona ki sen ne yaptın ya bütün basıyorsun bunu dağıtıyorsun. Dedi bana böyle böyle emir geldi manevi. Onun için ben bunu bastırdım dağıtıyorum. Kimseye de sormuyorum. Ve dedim öyle adam kimseye sormaz. Adam çünkü ömre parasını, ömreye gitmiyor, bu salavat sevabını dağıtıyor. O adama ne diyeceksin? O adam çünkü satmak için yapmıyor dedim. Sen de karışma o zaman, ne yapalım? Şimdi mesele bana öyle intikal etti. Çünkü bunda çok salavat, özellikle hangi geceler? Cuma gecesi, bu mübarek gecede bir kere, o başından beri hatimleri var bunun, tümünü okuduğun zaman bunda toplanan salavat yani bir yerde yok. Mesela burada ben size tabii kısa olsun diye söylüyorum. Bir salavat-ı şerife var. Bunun adı Saadet. Saadet salatı. Saadet. Ne demek saadet? Dünya ahiret bahtiyarlık demek. Bu salavat ne kadar kısa şimdi? Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Adede ma fi ilmillah. Salaten daimeten bi devami mülkillah. Çok. Bu sıga diyor mesela, bak birisi orada söylüyor. 600.000 defa salavat okuyana teki denktir. Adam 600.000 salavat kaç günde okur? 10 gün, 20 günde ancak. 600.000. Öbürü ne yaptı? Ben şimdi okudum bir defa, ne oldu? 600.000 salavat. E böyle kolaylıklar vardır. İşin çaresine bakmak lazım. Ondan sonra üç kere tekrar ediliyor bu. 42. sayfede. Bu salavat-ı şerife kitabında. Daha siz buradan başınıza çarenize bakın. Bu salavat-ı şerife hele cuma gecesi, bir de inşallah tabii beraat gecesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayında okursunuz inşallah rahman. Allah Teala dünya ahiret hayırlı muratlarınıza nail eder. Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Salater rıza verdi'an ashabihi. Rıza er rıza. Bu kadar kolay. Kaç defa? 70 defa okudun mu peşinden ne dilersen dile. Ne istersen iste. 70 kere ya. Bu mesela 45. sayfede. Bunlar hep inşallah Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem. Hele cuma gecesinde nesi var? Özel duyuşu var. Aradan melek kalkıyor. Mübarek kulaklarına bizzat senin sesinle salavat arz ediliyor. Ulaşıyor. Ve duyuyor, bütün yaratıkların kulaklarını Allah Teala bir meleğe verdi, onu da benim yanıma koydu buyuruyor. Ve böylece her gece her gün falan oğlu falan diye ismin giderken cuma gecesi girdi şimdi, yarınki cuma günün güneş batana kadar bu salavat-ı şerifeler Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim bizzat kendisine mübarek kulağına vuruyor. E şimdi bu kişi şefaatsiz kalır mı? Sen ona dua ediyorsun. Bu duadan senin karın ne? Efendimizin karı yok, senin karın var. Çünkü sen onun salat dua demektir. Senin buradaki duandan maksat nedir? Ya Resulallah bana şefaat et demektir. İşimi gör, aracı ol demektir. Yoksa Kainatın Efendisi bizim salavatlarımıza muhtaç değildir. Ama biz ona muhtacız. Onun için hem cuma gecelerini dikkatli geçirelim. Hem zaten beraat gecesi yaklaşıyor, o gecede özel salavat var. 100 kere mine okunuyor, onu o gece konuşuruz. İnşallahurrahman. Şimdi biz başımızın çaresine bakalım. Af olmaya yer arayalım. Bu hadiste ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak hep onunla beraberiz. Bu meclisleri kuruyoruz, kaldırıyoruz. Oturuyoruz, kalkıyoruz. Saatlerce birlikte bulunuyoruz. Arada hep ne diyoruz? Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ömrümüz bu meclislerde devam etsin. Çünkü bu meclisler
onun zikrinin ve salavatının hadislerinin meclisleridir. Bu meclisler. Evet. Ama ne dedim size? Bizim Servet abi var, Allah selamet versin, uyanıktır şimdi, bilmiyorum geldi mi? Bu aralar biraz gevşetti. Ondan sonra ne diyor? Uyanık. Diyor ki, senin bir sözün var. Yahu diyor, benim ilmim yok diyor. Çok hocalar çıkıyor piyasaya diyor. Ne diyor, ne demiyor, ne bir şey de anlayamıyorum, ilmim yok ama aslında uyanık. Çünkü senelerce beni dinlemiş, her dinlediğini de kapmış böyle, teyp gibi. Bir şey anlatıyor, ben unutmuşum onu. Sen böyle demiştin ya, ulan ne zaman demiştim diyorum. Sonra bir düşünüyorum, demiştim hakikaten ya. Ondan sonra, senin lafın var ya diyor, bir hocayı dinlediğin zaman ne kadar Arapça ayet hadis okuyorsa o kadar ilim var. Eğer ayet hadis okumadan Türkçe gır 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 gidiyorsa, anla ki ilim de yok, feyiz de yok, bereket de yok. Ha, ben diyor ona göre ölçü yapıyorum. Sen dedim iyi bir kıstas, eline bir ayar almışsın. Bu ayara göre vuruyorsun. Tabii ki doğru. Çünkü biz burada oturuyoruz, kalkıyoruz. Efendim ne konuşacağız? Hikaye mi anlatacağız biz? Ne yapacağız? Hep hadis-i şerif, ayet-i kerime, hadis-i şerif. Başka vesvese, geri kalan vesvese olur. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? İzâ kâne leyletün nısfı min Şaban, Şaban'ın 15. gecesi. Nâdâ münâdin, el mi müstâgfirin fâhfir alâ, el mi sâlin fâhutiye. Var mı af isteyen, affedeceğim. Var mı bir şey isteyen, vereceğim. Allah nida ediyor. Bir münadi Allah adına nida ediyor. فَلَا يَسَلُوا حَدُنْ شَيْنْ اِلَّا عُطِيَ. Kim ne isterse verilmedik kalmayacak. Verilmedik kimsenin muradı kalmayacak. İlla zaniyetün bi farca. Bir tek tenasül uzvuyla zina eden muradına eremeyecek, afolamayacak. Ev müşrikün ya da müşrik. Müşrik zaten birinciden beri şirk koşanlar geliyor. Burada ne ilave edildi? He? Zina ilave edildi. Evet. Ondan sonra Nev el-Bikali Hazretleri rivayet ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Şaban'ın 15. gecesinde evinden bulunduğu yerden çıktı, girdi, çıktı, girdi. Her seferinde semaya bakıyor, göğe bakıyor. Semaya bakmak sünnettir, bakılır. Ancak namazda bakılmaz. Namazda yukarı doğru bakmak caiz değildir. Allah muhafaza buyursun, körlüğe sebep olur. Çünkü namazda tecelli var. Allah Teala ta birinci kat cemaatten namaz kılanın başının tepesine ne yapıyor? Nurunu yağdırıyor, feyzini indiriyor. Yukarı doğru bakanın diyor, gözünün ışığını Allah alır. Çünkü o tecelli şeyine de hem namazdayken bakarsa da kör olma tehlikesi var. Onun için namazda yukarı bakılmaz. Ama namaz dışında tefekkür için sema tabi Allah Teala'nın tecelli mahallidir. Onun için bakmak sünnettir. İbretle bakmak, tefekkürle bakmak lazımdır. İnsan sabaha kadar namaz kılar, af olmaz. Öbürü yattığı yerden af olur. Nasıl af olur? Adam işte yattığı yerden ay gördü. Bazı kere öyle önüne gelir ya ay. Yattığın yerde mehtap olur, şey olur mesela, göğe doğru manzara olur. Baktı öyle. Eşhedü enneleke rabben ve halikan. Allahümme gfirli. Yattığı yerden dedi ki aya, ey ay dedi, ben şahitlik ediyorum ki seni bir yaratan Rabbim var. Ey Allah beni affet dedi. Fekaferallahu aleyhu. Yattığı yerden af oldu. Bak şimdi adam yattığı yerden af oluyor. Öbürü Berat gecesi 100 rekatı kılıyor hala. Af olamıyor yani. Mesele nedir? Tefekkür. Yani batılı bırakacaksın, hakka intikal edeceksin. Gördüğünden Rabbini düşüneceksin. Şimdi sema Allah'ın en büyük ayetlerindendir. Efendim güneş, ay Allah'ın ayetlerindendir. Hazreti Ali Efendimiz çıktı, girdi. Sonra buyurdu ki inne Davud aleyhisselam harace zâte leyletin fî mislâdîs sa'ati. Aynı dedi benim çıktığım bu gece. Yani Şaban'ın 15. gecesi. Benim çıktığım şu saatte. Gecenin işte efendim ortası diyelim. Davud aleyhisselam evinden çıktı. Bunlar Hazreti Ali Efendimiz bunları nereden biliyor? Ene medinetül ilmi ve aliyyum babuha. İlmin şehri benim, kapısı Ali'dir. Kerramallahu diyor. Çok ilimler verdi ona. İlimde en üstün Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ömer bile fetvaları kime sorardı? Hazreti Ali Efendimiz'e sorardı. Kaç meselede Hazreti Ali Efendimiz fetvayı düzeltti.
Sonra Hazreti Ömer Efendimiz ne dedi radıyallahu anh? Aman dedi, Ali'nin olmadığı bir zamanda fetva sorulup da yaşamaktan Allah'a sığınırım dedi. İyi ki Ali var dedi radıyallahu anh. Neden? İlmin kapısıdır. Fetva soruldu mu, bir şey soruldu mu hemen ona müracaat edilir. Efendim, dolayısıyla ilimde üstünlüğü tartışılmaz. İlim işi ayrı bir iştir. Ama tabii ki Ebu Bekri Sıddık daha üstün, Hazreti Ömer daha üstün, Hazreti Osman daha üstün meselesi ayrıdır. Ama ilimde üstünlük meselesi de farklıdır. Bazı yönlerden o üstün olur, bazı yönlerden o üstün olur. Bunlar ayrı meseleler. Birbirine karıştırmamak lazım. Davud Aleyhisselam göğe baktı. فَنَظَّرَ اِلَى السَّمَاءِ göğe baktı. فَقَالَ şöyle buyurdu. اِنَّا دِي سَاعَةَ مَا دِعَ اللّٰهَ اَحَدٌ şu Şaban'ın 15. gecesinde, gecenin şu saatinde kim Allah'a dua ederse illa ecabehu, mutlaka onun duasını kabul eder. Davud Aleyhisselam'dan geldi bak bu haber. Ve lestagfarahu ahadun fi hadhihi leyle illa gufira le. Bu gece Allahu Teala'dan kim affu mağfiret dilerse, bağışlanmak isterse mutlaka o bağışlanır, af olmamış kalmaz. Ama aması işte malem yekun aşşaran ne olmayacak? Efendim aşşar olmayacak. Şimdi bunların hepsi tek tek anlatılıyor. Yani lüzumsuz haraç alan, mafya tipi milletten haksız kazanç elde eden, milleti efendim haraca bağlayan, haksız zorbalıkla millete korkusundan veriyor mesela. Ev sahiran büyücü olmayan. Çünkü büyü yapanlar ne yaparsa yapsın. Ev şairan efendim şair, şairden maksat nedir? İslam'ın aleyhine şiirler söyler. Müstehcen şiirler söyler. Şehveti tahrik eden şiirler söyler. Ondan sonra ama İslam'ı metheden, müdafaa eden şiirler onlar serbest. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyletirdi ve dua ederdi. Hatta minber kurdurdu Hasan bin Sabit Hazretlerine. Çık da Resulullah'ı müdafaa et, çık da bu kafirleri zemmet diye Efendimiz de otururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeye şiir söyletirdi. Kafirlerin aleyhine. O müstesna. Evkainen ne olmayacak? Efendim kayıptan haber veren, kehanette bulunan, efendim ileriye dönük haberler, işte insanın senin başına şu gelecek, şu şöyle olacak, şu böyle olacak. Bu yani falcılık denebilir ama bunun tabi kısımları var, teferruatı var. Ondan sonra ev arifen yahut efendim milletin başına geçer, görevli olur. Yani yönetici. Fakat yöneticilikte ne yapmaz? Kulların haklarını muhafaza etmez. Yöneticiliği, makamını nereye kullanır? Kendi menfaatine istismara kullanır. Bu arada da milletin hakları ne olur? Zayi olursa böyle yöneticiler Berat gecesi af olmaz. Bu yöneticilik çok zor bir şey. Öyle sorumluluk isteyen bir şey ki aman ya Rabbi. Hazreti Ömer gibi zat radıyallahu anh adalet timsali zat, yani memleketler büyüyünce, vilayetler artınca, nüfus artınca ne yaptı? Dedi ya Rabbi dedi, benim memleketlerim çok arttı. Her yer fethediliyor, İslam'a giriyor. Fakat benim sorumluluğum artıyor. Buralarda adalet temini 13'ün dedi, ben çok aciz kalacağım bu durumda. Ben dedi mesuliyet, bu yapamayacağım işi yüklenmektense sen benim canımı al dedi de Hazreti Ömer öyle şehit oldu. Hazreti Ömer'in duası var. Ya çünkü öyle maşallah maşallah şurası da fetholdu. Biraz bir yerden daha vergi gelecek, oradan şu gelecek, buradan bu gelecek. Mesele o değil ki. Hazreti Ömer'in zihniyeti o. Yoksa öbür valiler gibi. Valinin birisi ne dedi o zaman? Dedi ki yahu dedi, herkes Müslüman olmaya başladı. E olsun dedi, ne var? E dedi, herkes Müslüman olursa cizye veren kalmayacak. Bu sefer sen ha ben ha inekleri kimse hesabı olacak. Çünkü cizye gavurdan alınıyor. Müslüman olursa cizye vermiyor. E cizye de vermeyince geçimler düşecek. Herkesin bir standardı var yani demek istedi. Bu ne olacak? Ne dedi ona? Dedi ki keşke dedi herkes Müslüman olsa da hiç ne savaşılacak bir adam kalsa, ne cizye alınacak bir gavur kalsa da
ben dedi gitsem tarlada çiftçilik yapsam da elimin emeğini yesem. Bana ne lazım dedi. Cizyalıyım da efendim saray mı yapacağım? Bu budur ama herkesin zihniyeti bu değil. Her yöneticinin zihniyeti bu değil. Ondan sonra ev şurtiyen efendim şurtiyi polis demek. Ama buradaki polis hangi polis kastediliyor? Bu efendim zalimlerin, zorbaların güvenlik güçleri. Bunlar silahlanıyorlar. İşte bu Ergenekoncular gibi. Anladınız mı? Bunlar mesela şimdi böyle illegal örgütler, faaliyetler, silahlar bilmem neler. Nerede bir emekli var? Hepsi işin içinde. Ondan sonra bunlar onu bunu tehdit eder. Onun bunun ihalesine fesat karıştırır. Hakları iptal ederler. Oradan paralar kazanırlar. Karman çorman işler. Ama şimdi girmiş emniyete polis bir buçuk milyar maaş alıyor. Canı tehlikede. Bizim güvenliğimizi sağlamak için efendim nöbet tutuyor. Hırsızın peşine düşüyor. Hırsız onu bıçaklayacak. Bilmem ne bu polisler Allah bunlardan razı olsun. Allah bunlara yardım etsin. Biz bu şu andaki bu emniyet görevlilerine çok dua ediyoruz. Çünkü aksi takdirde kimin eli kimin cebinde belli olmaz. Hiç evinde duramazsın yani. Millet birbirinin gözünü oyar ya. Öyle demesen mübarek adam. Bu polisin çok güzel görevi var. Allah muhafaza buyursun. Ama öbür türlü silah zoruyla milletten haksız kazanç elde etmek üzere illegal örgütler kurup da bu şekilde efendim kendisini asayişten sorumlu gibi vazifesiz yere fuzuli yere milleti korkutursa o milleti korkutan çok bela. Çok tehlike. İşte bak beraat gecesi af olmaz. Cabiyen cabi olursa haksız efendim ne yapar? Vergi koyar. Bazılarını böyle eskiden çok vardı. Adam köprünün başında durmuş, köprüyü kim yaptığını bile bilmez. Ama geçenden para alıyor. Ya bu köprüyü babam mı yaptı? Yok sen mi yaptın? Ne parası alıyorsun ya? Ondan sonra verirsen vermezsen atacak aşağı adamı dereye ya. Böyle eşkıyalar vardı. Evvelce çok iyiydi mesela. Böyle fuzuli şeyler koyar. Haksız kazançlar. Bunlar sıkıntıda. Ondan sonra ev sahibi kubetin. Mesela davulcu diyor. Bu davulcu deyince şimdi Ramazan davulcusu değil. Mesela bu hangi davulcu? Ev urtubetin. Ondan sonra tamburcu. Bu hangi tamburcu? Şimdi her tambur çalana da gidip desen beraat gecesi bile af olmazsın deme. Akvaryum hikayesine dönersin sonra. Ne olacak burada? Burada maksat şudur. Çengilerle, çıplak kadınlar oynanan yerde, içkiler sofrada dönen yerde, namazlar geçirilen meclislerde, haram çalgı türkülerle efendim meşgul olunurken veya şirk sözleri konuşulurken, okunurken, söylenirken haram olduğu ittifakla sabit olan yerlerde bu gibi aletleri çalanlar. Yoksa her tambur çalan buraya girmez. Bu durumda olanlar af olmaz dedi. Kim dedi bunu? Davud Aleyhisselam. Peki bunu bize kim naklediyor? Hazreti Ali Efendimiz. Kerramallahu. Allahümme Rabbe Davud. Ey Davud'un Rabbi olan Allah. Dedi Davud Aleyhisselam'ın duası var. İğfir limen deâke fiyâdîn leylet ve limen istâhverake fiyâ. Bu gecede sana dua eden ve senden af isteyenlerin hepsini affet dedi. Dolayısıyla beraat gecesi dua ve istiğfar edenlere Davud peygamberin duası var. Ve kullu nebiyyin mücab. Her peygamberin duası %100 kabuldür. Hiçbir peygamberin duası yere düşmemiştir. Beraat gecesinde bir de artı bir peygamber duasıyla af olacağız inşallah. Çünkü af istiyorsak o gece af isteyeceğiz inşallah. Af isteyince nereye giriyoruz? Davud Aleyhisselam'ın duasına. Bu gece af isteyene affet. Duasına giriyoruz. Dua edeceğiz, herkes bir hayırlı muradını isteyecek. Nereye giriyoruz? Davud Aleyhisselam'ın bu gece sana yalvaranı affet. Sırf duayla bile af olacağız istiğfar etmesen. Dua edeni, af isteyeni. İkisi de ayrı ayrı mağfiret vesilesi. İnşallah Allah Teala Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer bütün enbiya-i izamın, evliya-i kiramın dualarına ilhak ile bizlerin de dualarımızı müstecap eyler inşallah. Amin. Şimdi bu vasıfların teker teker izahı lazım mı? Lazım. Ama vakit buna el vermez. Şimdi siz burada
maddeleri okuyacaksınız inşallah. Yani şirk koşan, ne demek şirk koşan? Şirk koşan, müşrik ne demek? Allah'a ortak koşan ne demek? İlla ki putun önüne geçip de ben bu puta tapıyorum diye secde yapan demek değil. Bir adam Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti inkar etse ne olur? Müşrik olur. Yani kafir olur. Tamam. Dolayısıyla o gece af olur mu? Af olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayet-i kerimeler var. Bunlarda ne kadar manalar var, hükümler vardır. Ama ben inanıyorum diyenlerin bir kısmı var ki bunların teferruatını, tafsilatını işittikleri vakitte o da olmaz işte, bunun zamanı geçti diyor mu demiyor mu? Var mı bu zamanda böyle diyen? Camide, cemaatte de var mı? Var ya, namaz kılanlarda da var. Hatta ne diyorum size? Kerhanede Müslüman var, camide gavur var diyorum size. Bu lafımı da bir yere asın. Bu da hoş bir laf yani. Çünkü kerhanede olsa, zina yapsa ama yaptığı işin haram olduğuna inansa bu kafir olur mu? Olmaz. Gel bu taraftan camiden hiç çıkmasa, beş vakti bırakmasa, cemaat kazası bile olmasa da bu adam dese ki kaçıncı asırdayız ya, o şeriatın bu hükmü bu zamanda olur mu? Ne olacak şimdi? Ya bunu kim Müslüman kabul edebilir ya? Onun için Mevla amele bakmıyor. Nereye bakıyor? Evvela itikada bakıyor. Sonra amele bakıyor. Evvela inancın ne yöndedir? Ya. Allah Teala zina edeni affetmeye bahane arıyor. Bir insan zina ettiyse de Allah Teala ona bir iyi ameli sebebiyle mağfiret yapar mı, yapamaz mı? Yapabilir. Biz ne anlatıyoruz size? Hadis-i şerif Buhari'dir. Fahişe kadın ne yaptı? Köpeğe su verdi. Feşekerallahu la fekaferallahu la. Sırf köpeğe dedi ya ben susadım, bak bu köpek de susamış ama benim ipim bir şeyim yani imkanım var kuyudan su çekme, köpeğin imkanı yok kuyudan su çekme. Ne olacak şimdi? Pabucunu çıkarttı. Başörtüsünü uzattı, bağladı onunla. Kuyu yakın kuyudan, yani su dipte. Çekti suyu, köpeği suvardı. Allah da o kadına teşekkür etti ve onu affetti. Halbuki bu kadının tevbe ettiği zikredilmiyor hadiste. Onun için ehl-i sünnet alimleri diyorlar ki Allah'ın bir kulunu affetmesi için tevbe yapması şart. Tevbe yaparsa, mesela bir kul tevbe yapsa bu kulun tevbesinin de kabul olacağı kesin değil. Tevbe yapanı affederim diyor ama bazı şartlar var mı? Var. Geçmişinde pişman olacak. Bir daha yapmamaya karar verecek. Kul hakkı ise helallik alacak. Emanetse iade edecek mesela. Tevbenin şartı şurtu var. Estağfurullah, Allah'ın herkes affolduğuna ne garanti var? Ama bir insan bir günah yapıyor. Öte yandan da bir sevap yapmış. Gitmiş köpeğe su vermiş. Bu insan daha tevbe estağfurullah zinadan af istemeden evvel Allah sırf o köpeği içirmesinden onun zina gibi kebair büyük günahını affedebilir mi? Edebilir. Çünkü ehl-i sünnete göre Allah'a hiçbir şey vacip değil. Allah'a kimse zorla bir şey yaptıramaz. Allah Teala isterse küçük günahtan azap yapar, isterse büyük günahı azapsız bırakabilir, affedebilir. Bunlar ehl-i sünnetin metnidir. Çünkü ayet hadislerin toplamından bu çıkıyor. Bir hadisle, bir ayetle bu iş anlaşılmaz. Bir çiçekle yaz gelmez Efendi Hazretleri'nin sözü. Ne demek bu? Bir ayet, bir hadis bilerekten millete saldırma. Bütün ayet hadisleri ihata etmek lazımdır ki bu ehl-i sünneti anlayabilmen için. Öbür türlü şimdi Berat gecesi zina yapan af olmaz. Tamam af olmaz. Ama ve lakin başka bir iyi ameli vardır da Allah Teala onun yüzüne bakarak o iyi amelinin onu affedebilir mi? Edebilir. Ama garantisi var mı? Yok. O zaman ne yapmak lazım? Bilindik günahlardan tevbe etmek lazım. Pişman olmak lazım. Bir de yapmamaya karar vermek lazım. Bir de amellerine de güvenmemek lazım. Şu iyiliğim var, bu iyiliğim var. Üst üste alt alta çarp topla. Ben yırtarım hesabı. Yapmamak lazım. Çünkü senin evdeki hesap çarşıya uymayabilir. O iyi amel diye gördüğün mahşerde kötüler dosyasında da çıkabilir. Çünkü ona gösteriş karışmış olabilir. Kendini beğenme hissi gelmiş olabilir. Bak şu yapmıyor, ben yapıyorum gibi bir ucup girebilir. Yani amelleri iptal edecek çok günahlar vardı. Kıskançlık illetine tutulmuş olabilirsin. Ya bir insanı kıskanırsın. Ne olur bu? Allah muhafaza. İnnel hased yekul hasenat kema tekun narul hatab. Ateş odunu yediği gibi haset iyilikleri yer.
Bütün amellerin bir tarafa gelir ama bir kıskançlık vardır sende. O kıskançlık bütün sevaplarını yer. Şimdi ben bunu bu kadar ayet hadis görünce dengeyi bulmak lazım geliyor. Bunların birini alıp öbürünü ihmal edemezsin. Hepsinin manasını burada değerlendirmek zorundayız. Ama biz beynel gavf ve raca, korkuyla ümit arasında Rabbim inşallah dengeyi sağlatsın. Korkuyu ağır bastırıp da ümit kestirtmesin. Ümidi ağır bastırıp da emniyet ve güvence hali nasip etmesin. Korkuyla ümit arasında iman selameti versin. Amin. Bak bunlar amin işte. Bu dua büyük duadır. Hepimiz dengeyi bozma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şimdi şirk, efendim, evvelce Müslüman idi, sonradan dinden döndü. Buna ne denir? Mürted. Bu af olur mu? Af olmaz. Peki, yapılması veya bırakılması haram olduğuna dair icma var. Bütün alimler ittifak etmişler mesela. İçki haram mı? Haram. Dört mezhepte haram. Bir mezhepte helal bulabilir misin? Şimdi böyle bir meseleye kalkıp helal diyen ne olur? İşte bu. Ondan sonra bir dinde durmayan, her dine açık, ondan ona ondan ona zıplayan, bunlar zındık denir. Bu zındıklar buraya dahil olur. Ondan sonra bir de Müslümanım diye İslam'ı izhar eder, küfrü iptal eder. Yani kafirliği içinde gizler, dıştan Müslümanım der. Buna ne denir? He? Var mıdır? Ya Beyoğlu'nda hiç şeytan yok derdi Hacı Cemal Efendi. O zaman ne olacak? Bunun da biz dışına bakarak Müslüman muamelesi yapsak da Allah içini bildiği için Berat gecesi bunu da müşrikler sınıfına koyar, affetmez. Ondan sonra efendim kin tutmak diyelim. Bunların hepsinin tariflerini böyle okuyun. Ben size çok uzun tabii anlatamıyorum. Hepsi madde, madde, madde. Her maddenin de kendi içinde nesi var? He? İç kısımları var. Mesela kin tutmak meselesi. Bu kin tutmak Allah için değil de sırf nefsani bir öfkeden dolayı bir Müslüman bir Müslümana kızıyor. Sonra bu kızgınlığını kaybetmiyor. Bunu sürdürüyor, sürdürüyor. Kine döndürüyor. Efendim bu lügat manası. Şahna. Ancak bunun lügat manası da bu geçerlidir. Çünkü Ebu Hureyre rivayet ediyor. Radıyallahu hadiste Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem tüftehe babul cenne yevmel isneynul hamis. Her pazartesi perşembe cennet kapıları açılır. Bu pazartesi perşembe niye oruç tutmak sünnet? Ya. Fe yughferu li kulli abdin la yushriku billahi şey'a. Allah'a ortak koşmayan herkes haftalık arz meselesi. Pazartesi perşembe toptan af var ya. Bu pazartesi perşembede ne hoş günler, ne mübarek günler ya. İlla racülen bir adam af olmaz. Bak bu hadis Müslim'de ya. Sahih Müslim hadisinde. Niye bir adam af olmaz? Kânet beynü ve nehi şahne. Bir adam bir Müslümanla arasında kim varsa, onunla selamlaşmıyorsa, konuşmuyorsa. Ama şu var. Sen bir Müslümanla selamlaşıyorsan. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Önemli hallerde işte başsağlığı vesaire de görüşüyorsun da. Ben felancayla samimi olmak istemiyorum diyebilirsin. Bu ayrı bir şeydir. İslamiyet sana herkesle samimi olma şartı getirmiyor. Çünkü bakarsan ki bu adam beni günaha sokuyor. Adama selam verdikten sonra biraz oturup muhabbet edersen gıybet, dedikodu, iftira. Ha o zaman senin ondan samimiyetin lazım değil. Hatta hiç samimi olmasan daha iyi. Çünkü günaha nasip. Ama şu var. Selam vereceksin. Selam verdi alacaksın. Müslümanın Müslümanın hakları var. Ha bunların dışında samimiyet gerekmez. Ama eğer kin tutup da selam kesiliyorsa işte o zaman ne diyor hadis-i şerifte? Bir adamın bir Müslüman kardeşiyle arasında kim varsa fekulu ona der ki Mevla Teala meleklere emreder ki enzuru hadeyni hatta yasdaliha. Şimdi pazartesi perşembe mübarek günlerde kullarımı affediyorum ancak bu iki kulum var ya bunlar birbirine kin tutuyor üç günü aşmış selam yok kelam yok ha bunlar barışıncaya kadar bunların af dosyasını kenara kaldırın. Ne zaman barışırlar işleme koyun. İşte bu. Bu pazartesi perşembede Müslim hadisinde geçiyorsa Berat gecesi zaten bu işin başında tabii ki küs durmama meselesi gelir. Velakin efendim diğer bu hususlarda
Kin tutmanın çok kısımları var, çeşitleri var ama en mühim mesele tabii alimler bunu ekseri normal birbirine küslükten ziyade bu şahna Evza'i radıyallahu anh büyük müçtehittir. Beyrut, Lübnan'da yatıyor, onu ziyaret ettim. Kabri müsk kokuyor. Çok büyük veli Evza'i radıyallahu anh İmam-ı Azam ayarında o dönem adam müçtehittir. Bu büyük zat diyor ki burada normal birbirine kin tutmaktan ziyade olarak esas mesele nedir? Sahabeye kin tutmaktır. Sahabeye kin tutma meselesinde işte burada Rafiziler ve Şiilerin durumu vahimdir. Çünkü Şiiler kime kin tutuyorlar? He? Sıradan bir Müslümana buğz eden, sıradan bir Müslümana öfkelenen, kızan, Pazartesi, Perşembe bekletin bunun dosyasını buyuruluyorsa, ya Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyenin durumu ne olacak? Şiiler Ebu Bekir'i sevmiyor. Ömer'i radıyallahu anh sevmiyor. Osman'ı sevmiyor. Efendim, Ayşe anamızı sevmiyor. Ondan sonra 10.000 sahabenin hepsine buğz ediyorlar. Hatta kafir diyorlar. Ayşe anamıza da iftira ediyorlar. Muaviye radıyallahu anh, aman 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 Muaviye dedim mi kafir diyorlar, Allah muhafaza buyursun. Halbuki sahabidir. Efendimizin dualarına mazhar olmuştur. Amr ibn-i As, en büyük düşmanları. Amr ibn-i As az adam mıdır? Amr ibn-i As Mısır'ın fatihidir. Ne mübarek sahabidir. Lakin bunlarda bu hastalık var. Onun için bu iş önemli bir meseledir. Allah Teala muhafaza buyursun. Bazılarında bu hastalık var. Bazılarında da efendim bunlara karşı bir sevgi, bir muhabbet, bir meyil var. Allah muhafaza etsin. Bunlar ehli sünnet dışı yanlış inançlı fırkalardır. Bunlar adamı tehlikeye sokar. Büyük velilerden birisi mana aleminde görüldü vefatından sonra Allah sana ne muamele etti diye sorulduğunda dedi ki 40 senedir hala hesap veremiyorum. Neden? Ehli sünnet dışı yanlış itikadı olan bir adamın yüzüne bir gün böyle bir iyimser bakmışım. Dediler ki sen niçin benim dinimi bozan, itikadını bozan adamın yüzüne sevgiyle baktın? Şimdi ben ne yapacağım diyor. Büyük bir alim bunu, velinin başına geldi bu. Onun için ben size diyorum burada itikat işi başkadır, amel işi başkadır. İnsan amelinde ne kadar kusur küsürü olsa bunda bir müsamaha olur. Ama inancındaki bozuklukta müsamaha olmuyor. Onun için itikadı tasih lazımdır. Ehli sünnete muhalif görüşlerden uzak durmak lazımdır. Şimdi İbn-i Sevban radıyallahu anh gibi bazı alimler bu tarifi teşmil ediyorlar. Yani şumullendiriyorlar. Berat gecesi af olmayanlar, yani şahna taşıyanlar, müşahin diye geçiyor, musarim diye geçiyor kitaplarda. Burada ne diyor? Dikkat edin. Ehli sünnet toplumundan ayrılıp muhalif inanç taşıyan bid'at sahibi. Ne demek bid'at sahibi? Yenilikçi. Sizin bir anlayacağınız dilde reformist. Reformist ne demek? İmam-ı Azam kimmiş diyor. O da adam, ben de adam diyor. Ve böylece ayetten, hadisten manayı ben de çıkarım diyor. Hadislerin çoğunu zaten devre dışı bırakıyor. Bu şekilde şu anda türemiş çok hoca bozuntusu var. Ümmetin cemaatini tenkit eden. Ne demek? Cemaat dört mezhep ittifakı demek. Bu dört mezhebin ittifak ettiği bir konuyu tenkit edenler. Dikkat et. Ha, şimdi burada bana geçenlerde soruluyor. Mustafa İslamoğlu hakkında ne diyorsunuz? Diye soruluyor bana. Ben bakıyorum hoca efendilerin çoğu aman hoca efendi diyor, onun diyor televizyonu var, şusu var, busu var, dergisi var, çevresi var, şöyle adam var, böyle çevre, ne olacak dedim şimdi, ne yapacağız yani? Neyse diyor, sen diyor başın zaten dertten kurtulmuyor, sen uğraşma bu işlerle diyor bana. Anladık da biz şimdi bunları niye öğrendik şimdi? Hoca arıyorum yanıma da birkaç hoca birleşelim, bunun yanlış görüşlerine bir cevap verelim. Bakıyorum o diyor ki ben gelmeyeyim, o diyor ki ben almayayım. Kaldık ya. Ben de diyorum ki Allah istihare yaptım. Korkma, Allah rızası için söyle çıktı. Bu istihareye göre söylüyorum. Şimdi ben bu adamı tanımıyorum. Hiç de görüşmedim. Bir kitabı elime geçti. Bunu da Akit gazetesi dağıtmış. Allah akıl versin o Akit gazetesine. Amin. Allah akıl versin. Amin.
Ne bulursa dağıtıyor. Ya mübarek adam, her şey dağıtılmaz ki ya. Mantarın bile zehirlisi var, bir dikkat et ya. Ondan sonra şimdi içinde yazıyor bu adam. Ben okudum. Ne diyor biliyor musun? Hayız kadın camiye giremez. Siz ne biliyorsunuz? Girebilir mi? Giremez. Namaz kılabilir mi? Kılamaz. Giremez. Bu da diyor ki, hayız kadın diyor camiye girer. Hiçbir diyor manisi yoktur diyor. Ama diyor eski alimler diyor giremez demişler ya. İşte bunlar diyor Yahudilere meyletmişler. Şüş! Ya dört mezhebin müçtehidinde hayız camiye girer diye bir fetva yok. Bak şimdi geldik. Ümmetin cemaatini tenkit eden. Ümmetin cemaati kim? Ha bu cemaat değil. Bizim gibini al birini vur birine. Biz burada 50 bin tane senin benim gibi adam toplansa bize cemaat denmez. Burada ehli sünnet vel cemaati temsil eden müçtehitler ve fıkıh alimlerini söylüyor. Yoksa şimdi burada adam şimdi diyor ki 40 kişi böyle söylüyor. Bir sen böyle. Ya 40 tane sıfır nerede? Sıfır. Öbür orada bir ama 40 sıfırdan üstündür. Şimdi buradaki cemaat 1400 sene olmuş. Bu İslam bize geleli bu kadar müçtehit gelmiş geçmiş hepsi de diyor ki hayız kadın camiye giremez diyor. Kabe'ye giremez, normal camiye de giremez diyor. Şimdi bu kadar ümmetin cemaati bu görüşte birleşmişken bu adam kalkıyor şimdi çıkmış diyor ki girer. Bir de diyor ki daha beteri var. Buna girmez diyenler diyor Yahudilere temayül etmiş diyor. Çünkü Yahudiler hayız kadını diyor evden uzak tutarlardı diyor. Bunlar da Yahudilere benzemiş diyor. Yahu ne Yahudisi? Resulullah'a mı Yahudi diyorsun ya? Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem inni la uhillul mescide li haidin ve la cünübin. Hayızlı kadınla cünübe camiyi helal etmiyorum diyor. Helal etme yetkisi Allah ve peygambere aittir ya. Müçtehit bile helalı haram edemez, haramı helal edemez. Müçtehit hadisi tahlil eder. Hadiste Resulullah bizzat diyor ki hayızlı kadına camiyi helal etmiyorum diyor. Kaynakları sabit. Benim kaç kitabımda bütün kaynaklarıyla bu hadis geçiyor. Şimdi Resulullah böyle buyururken bütün müçtehitler zaten o hadisin dışına çıkabilir mi? Çıkamaz. Böyle bir icma varken ben şimdi yanlış fetva verene hani derim ki bu adam ilmi seviyesi düşük, anlamadı, etmedi. Bir de gidip de dersen ki bu giremez diyenler Yahudilere meyletmiş dedim mi? O zaman bu kadar ehli sünnet ulemasını Yahudi temayülüyle suçluyorsun. Bu kimsenin haddi değil. Bu memlekette sahipsiz değil. Ehli sünnet de sahipsiz değil. Bizim zaten Allah'a emanet bir canımız var. Biz öyle kimseden korkup da pabuç bırakacak adam değiliz. Ne yapacaklar bana? Ben doğruyu söylüyorum. Siz de bunu duyurun. Duyurmuyorsanız sorumlusunuz. Bak millet oluk oluk gidiyor. Tefsir dersi, şu dersi, bu dersi zehirleniyor. Bir insan, çarşaflı kadınlar gidiyor, zehirleniyor. Mezhepten çıkıyor. Durum çok vahimdir. Ya, durum çok vahimdir. Şimdi ismini vermeyeyim bir hanım kardeşimiz. Bu kadar ileri dergici, şu dergisi, bu dergisi çıkaran yazar. Bu eskiden Efendi Hazretlerini dinlerken şimdi bütün bu tefsirlerdeki şeylere hurafe diyor. Hiçbirine inanmıyorum diyor. Televizyonlarda da Müslümanların yorumcusu olarak o çıkıyor şimdi. O hep bunun cemaatine gidiyor. Millet başladı fesada. Bozulma başladı içten içe. Bak Beraat gecesi geliyor. Af olmayanlar. Ehl-i sünnet toplumundan ayrılıp muhalif inanç taşıyan bid'at sahibi yenilikçi reformist ümmetin cemaatini tenkit eden. Bütün cemaati bir tarafa alıyor diyor ki bunlar Yahudi temayülü diyor. Allah Allah. Yani durum vahimdir. Onun için 72 fırka onun içinde her birinin fırka Allah ehli sünnet itikadından karış ayırmasınız. Ben size bunları duyuruyorum. Ben kimseye hakaret etmiyorum. Kimsenin şahsiyetini hakaret etmeye hakkım yok. Ben ancak doğruyu söylüyorum. Diyorum ki bu görüşte olanlar işte bu hadiste geçen müşahin yani reformist ehl-i sünnet cumhurun cemaatin itikadından çıkan bir de tenkit ederse Yahudi temayülü diye bu tamamen
zıvanadan çıkmış olur bu görüş ve bu tenkit hele Yahudi temayülü diye Yahudi şeyiyle suçlamak hele bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne kadar varıyor bu iş. Bu çok büyük bir tehlike olarak görüyorum. Biz sağ oldukça ehli sünnet dışı akımlarla mecburuz mücadele etme. Şimdi bana diyorlar ki hoca efendi ne var? Sen isim verme, fikirlerle mücadele et diyorlar ama ben isim vermeyince bu millet anlıyor mu? Anlamıyor ya. Diyorsun ki şu görüş yanlıştır, şu görüşün sahibine uymayın diyoruz. Ama hiç anlayan yok. Çünkü adamı 10 kere, 50 kere, 100 kere bile dinlesen bu görüş o anda duyman mümkün değil ki. Rastlarsa. Ben sana şimdi adamın bütün görüşlerini, bütün yanlış görüşlerini tek tek saymaya kalksam başka vaaz yapmamak lazım. Bu sefer ne oluyoruz? İsim vermek zorunda kalıyoruz. Burada sıkıntı var. Ehl-i sünnet dışı bir meyil var. Buraya dikkat demek zorunda kalıyoruz ki sen o zaman toptan bir değerlendirme yapasın. Öbür türlü böyle diyenler diyoruz, bir meseleden bahsediyoruz. O meseleyi sen rastlamadıktan sonra 20 sene zokayı yutsan haberin olmaz. Çünkü her mesele bu mesele değil ki, başka mesele var, başka mesele var, başka mesele var. Adam geçen gitmiş, gelmiş, benim evde bir iş var, usta ona sohbete gitmiş, tefsir dersine gittik dedi. Ha kime gittin falana, iyi. Ne anladın dedim. Bugünkü dersten dedim ne anladın. Adam dedi ki şöyle bir şey anladım dedi, üç talak bir sayılıyormuş dedi. Halbuki bu kimin fetvası? İbn-i Teymiye'nin. İbn-i Teymiye'nin bu fetvasını dört mezhebin hiçbirinde yok. Üç talakla boş ol dedim mi karıya ne olur? Üçü bir sayılır diye bir fetva var mı? Bir İbn-i Teymiye karıştırdı ortalığı zaten. O vermiş, bu da onu vermiş orada. Adam bunu dedi anladım dedi. Dedim doğru anlamışsın da bu fetva yanlış. Niye? Üç dedim mi üç gider dedim. Üç bir sayılmaz. Bu ehli sünnet dışı bir fetvadır. Üç diyen de nasıl bir sayılsın? Adam ondan sonra bu benim karım zannedecek, cimaya devam edecek, zina olacak. Çünkü üç dedim mi üçü de gider. Şimdi ben bunun neresini anladım şimdi sana? Onun için size diyorum dikkat edelim. Bak Berat gecesi af olmayanlardaki konulara bak şimdi. Burada da madde ben hangisini sayacağım ama yorum ister. İzah ister, biz size ananızın dili Türkçe yazdık ama yine de maddeler çok. Zinadaki efendim hükümlerde ondan sonra zina yapmak sadece nedir? Erkek erkeğe livata yapsa eşcinsellik, bu da beraat gecesi af olmaz. Kadın kadına sihak yapsa yani lezbiyenlik, bu da beraat gecesi af olmayana girer. Hayvanlara tecavüz etse, hayvana tecavüz etmek şimdi bu beraat gecesi af olmaz. Ben ne yaptım canım işte? Ne yaptın oğlum işte? Hayvana tecavüzü zina sayıyor kitap. Ne olacak şimdi? Ya burada mesele ne var? Ondan sonra genel evi çalıştırıyor, kendisi çok namuslu. Ben diyor ama ben hiç... Adamı vururum diyor beni, benim namusum, karıya, benim karıma kimse... Ya anladık da genel evi çalıştırıyorsun. Veyahut aracı oluyor, aracılık yapıyor. Ama kendisi hiç zina yapmaz. Ne olacak bu adamın durumu? Bak burada maddeler var. Hatta ve hatta kendi nikahlı hanımıyla makattan birleşse bunu bile beraat gecesi af olmayanlara dahil etmişler. Ne olacak şimdi? Onun için okumak lazım, bilmek. Hoca efendi var ise burada 20 madde var. Her birinin bazısı 4-5 maddeli. Bunlardan bir tanesi herhangi birimizde var ise illa bu değil, içki olur. Efendim başka bir günah olur, büyü olur, ondan sonra heykel yapmak olur, ondan sonra efendim sıla-i rahimi kesmek olur, ana babaya isyanın maddeleri var. Bunlardan herhangi birinde, birinden Allah muhafaza iştiraki olan ne yapabilir? Ne yapabilir? Tevbe kapısı açıktır, beraat gecesi gelmeden bir taze abdest alır, gusletse daha iyidir, iki rekat tevbe namazı kılar, ellerini açar. Nasıl hocam? Ya Rabbi pişman olun, bir daha yapmama söz karar veriyorum. Ya hoca efendi şimdi bunu diyoruz da şimdi ileriyi de bilemeyiz. Yani bir daha yaparsak, şimdi onu karıştırma. Zaten bir daha yapamadan öyle debilirsin şimdi. İleriyi karıştırma şimdi. Gayb Allah'a aittir. Sen biliyor musun ne kadar yaşayacağını? Ben bilmiyorum. O zaman şu anda tevbe yapan neye göre yapacak? Bir daha yapmamaya karar vermek üzere yapacak.
Ya yaparsam diye tevbe olur mu ya? Peki ya yaptıysam sonra hoca efendi? Ya ya yaptıysan o zaman gel görüşürüz yani şimdi. Mübarek adam burada yapmama kararı azmi şarttır. Ama yapacağım mı yapmayacağım mı kimse falcılık yapmaz. Yapamaz. Yani gaybı bilemez. O zaman ileride diyelim ben tevbe ettim ama bir zaman sonra bir daha bu günaha düştüm. Şimdi senin ümidin kesilir mi? Yok, Allah'tan ümit kesilmez. Yine tevbe kapısı açıktır. Allah'tan af isteyen insan, istiğfarı beceren insan, yani tabii bu faraziyedir ama bir günde 70 kere aynı günaha dönse bile yine Allah onu ısrarcı saymıyor pişman olduğu için. Bu da Tirmizi hadisidir. Ma asarra men istiğfara ve in ade fil yevm 70 merre. Bu da bir müjdedir. Müjde olun, ümidinizi kesmeyin diye söylüyorum. Ama günde 70 kere de aynı günaha dönüp de tevbe yapan da biraz tabii ki bulunmaz. Bu bir misal yani. Bu bir misal. Yoksa en bozuğunuz benim hesabı. Benim bile tevbem, abdestim tutuyor biraz yani. Öyle hemen bozmuyorum yani. Bir günde 70 kere bozmak hakikaten hokkabazlıktır ama mesela misal insan tevbe ederken ya Rabbi bir daha yapmayacağım diye kararını verir. Sonra kalpler Allah'ın elinde, fırıldak gibi bir oyuna döner, bir bu yana döner, bir de baktın bir daha düştün. Aa, bir de aklın başına, ulan görüyor musun ya, yine tövbemizi bozdun. Ne yapacağız? Yine tövbe kapısı açık. Can boğaza gelmeden ümit kesilmez. İnşallahü Rahman, Allah Teala böylece cümlemize fazl-ı keremiyle beraat gecesine razı olduğu kullarının tövbesi üzere kavuşmak müyesser eylesin. Amin. Evet. Şaban Şerif Risalesi'nden bakın, istiğfarları var, tevbeleri var, mübarek üç ayların ve inşallah yarın kaçı oluyor şimdi? He? Yarın 13 mü? Yani cuma, cumartesi pazar, yarın 13. Evet, hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Şaban'ın başında 3 gün, ortasında 3 gün, sonunda 3 gün. Şimdi ortasında 3 gün. Ne geliyoruz? Yarın 13 ortası başlıyor. 13, 14, 15 tutarsanız cuma, cumartesi, pazar 3 gün tutarsanız 13, 14, 15 Allah Teala 70 peygamber sevabı yazar. Keteballahu lehu sevabe 70 nebiyen. Ve 70 sene Allah'a ibadet etmiş sevabı alır ve o sene ölürse şehit olarak ölür. Bu müjde var. Zaten eyyamı biz yani ay parlak olduğu için beyaz günler. Geceleri beyaz, dolunay günleridir, geceleridir. Bunun 13. gün, yarınki gün 3000 seneye denktir sevapta. 14. gün 10.000 seneye denktir. 15. gün efendim 13.000 sene sevabına denktir. Allah Teala böylece katlıyor, fazl-ı keremiyle lütfunu artırıyor özellikle. Bu 13, 14, 15 Recep ve Şaban'a rastlarsa da geçen Recep'te de okuduk. Ne olur? Kabir azabını dindiren 4 şey. Her daim Kur'an okumak, her mekanda yetime ikram etmek, Recep ve Şaban'da eyyamı biz 13, 14, 15 orucunu tutmak. Yarın başlıyor 13. Ve teheccüd namazı, gece namazı kılmak. Bunlar kalbi nurlandırır, Rabbimizin rızasını iras eder, kazandırır ve azabı, kabir azabını hafifletir. Zaten 15. günün özel sevabı vardır. 15. gün zaten gecesi buradayız inşallah. Gece konuşacağımız için pazar gününün orucu çok özel, çok önemlidir o. 15. gün beraat günüdür. Onu o gecede anlatırız. Hasaten Allah Teala salih amellere devam edecek güç, kuvvet, ihsan eylesin. Zikrine, şükrine ve güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Amin. Evet. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbil aliyil alil vab elhamdülillah rabbil alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Beraber söyleyelim. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'udhu bike
minen nar. Allahümme inna nes'eluke ridâke vel cenne ve ne'ûzü bike min sehatike ven nar. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amelin ve ne'ûzü bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel. Amin. Allahümme inna nes'elukum hayr ma se'elekum nebiyyuka Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve na'udhu bike min şerri mes'a'adike min nebiyyuka Muhammed sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Ve entel müstehan ve aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selâmün alel murselîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem huzuru niyeti. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Resûlallah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya Habîballah. Es-salâtu vesselâm aleyke ya seyyidel evveline vel âhirîn ve selâmün alel murselîn ve elhamdülillâhi ya rabbel âlemîn. Amin. İlâ şerefin nebî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve şâhid. Kâfeten ve ilâ ruhu ruhine ve mâhım tarikat. Efendi babamız hâsaten ve ilâ ruhu cemîn. Meşâikhina ve sâtîdina emmâtina emmâtil müslimîn. Emmâtil cemâti hâdırîn. El-Fâtiha.